Mehdi'ye inananlar ve ona yardım edenlerin ahiretteki durumu ne olacak? Şimdi yakışıklı yarışına girmişsiniz. Siz bunda bir gariplik var. Ya bu nedir bu? Bana mı öyle geliyor? Bu hepsi yakışıklı bunlar. Maşallah. Baksana kusursuz güzel maşallah. Bayağı yakışıklı. Allah sana da cennet nasip etsin. Cennette dost olalım, arkadaş olalım inşallah. Ya tabii Allah'ın garip bir sırrı mesela bir insanı seçiyor, onu Mehdi yapıyor. Ama o hakikaten de çile çekiyor yani. Çok acayip bir şey yani. Hakikaten, hakikaten sabırlı. Mesela Tevrat'ta geçiyor Mehdi. Çekeceği acılar anlatılıyor. Yani özel, Allah ona özel acı çektirecek diyor Tevrat. Ya şahsına ya ayrı yani, özel. Ve hiçbir insana yapmadığını yapacak diyor Allah. Bu çok acayip değil mi ya? O bölümü bana göndersinler de okuyayım. Çok şaşırtıcıdır o. Yani sırf Mesih'e, Mehdi'ye mahsus bir özelliktir bu. Sadece ona diyor. Özel acı çektireceğim diyor Allah. Yani. Ama o bundan hoşnut olacak diyor. Mesela bu da çok garip. Tevrat'ta çok uzun bir bölüm olarak aktarılmış. Şimdi böyle bir insan çıkıyor. Kendini de bilmiyor, hayret edecek şey. Tevrat'ta diyor, kendini bilmez diyor. Akrabalar da onu bilmez diyor. Ama diyor, çektiği acıdan anlayacak diyor Mehdi olduğunu diyor. Çektiği çileden. Yani buna gösterdiği sabırdan kendi çözecek bunu diyor. Bak, delile bak. Yani o kadar, yani birçok kişi mesela Allah vermesin, Allah'ı inkar eder belki öyle bir şeyde. O Allah'a daha bağlanıyor. Oradan anlayacak diyor, Mehdi olduğunu diyor. Moşiyah olduğunu oradan anlayacak diyor. Bak imtihanın sırrını görüyor musun? İmtihan bak nerede kilitleniyor görüyor musun? Mesela Musa dayanamıyor, o Tevrat'ı elinden atıyor. Tevrat parçalanıyor, o yüzden makam kaybediyor. Allah o yüzden Mesih'e, Moşiyah'a veriyor makamı. Yani onun sabırlı olmasından dolayı Allah ona veriyor. Musa kaybediyor o nedenle. Çünkü tablet kırıldı diyor Allah. Tableti attı diyor. Ondan dolayı kaybediyor. Mehdi talebesi olmak tabii o da kaderde mesela o biraz şaşırtıcı durum. Mesela adam vasat bir insan, normal vasat. Aklı da vasat oluyor, iman da vasat oluyor. Ama Mehdi'nin yanından ayrılamıyor, sadık oluyor. Mesela diyor ki, niye yapıyorsun diyor. Niye yapmayayım ki diyor. Yani niye sadık olmayayım ki diyor. Ama o şuurda değil. Bilmiyor yani. Allah emretmiş, ayrılamıyor. Mesela münafıklar daha zeki olur. Daha şeytani zekaya sahip olur. Mesela o ayrılıyor. Ama mesela vasat bir zekada ve vasat bir imanda olmasına rağmen ayrılmıyor. Ve bayağı kararlı. Allah ona emretmiş, duracaksın orada diyor. Mucize bu, mesela gidemiyor. Sonuna kadar kalıyor yanında. Ama mesela münafığa da Allah gönderiyor münafık. Sırf Mehdi cemaatini güçlendirmek için münafık gönderiyor Allah. Bak dikkat edin. Mehdi cemaatini güçlendirmek için ne gönderilir? İmanı güçlü insan gönderilmez mi? Zengin adam gelir. Güçlü adam değil mi? Öyle yapmıyor Allah. Bilakis en aşağılık, en karaktersiz, toplumun en tiksinilecek üçkağıtçı, zorba, kahpe münafıklarını gönderiyor. Onunla mümin cemaati acayip diriliyor ya. Onların ahlaksızlığını görünce reaksiyon olarak acayip diriliyorlar. Mucize bu yani. Bak diyor ki Tevrat'ta Mesih Allah'a aşkından dolayı tüm bu acıları ve sıkıntıları üzerine aldı. Bak acı artı sıkıntı. Çünkü Yeşaya 53'te şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. Allah meydana getiriyor. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mesih Mehdi'yi bir varlık olarak var etti. Mehdi'ye şöyle söyledi. Benim oğullarımı, kullarımı 6000 yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? Allah soruyor zer aleminde. O da Mehdi de Tevrat'ta bu yalnız. Cevap verdi. Evet. Emrini yapacağım ya Rabbi. Daha sonra Allah ona dedi ki
Sonra eziyetlere sabredecek misin? Allah diyor. Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımız o yüklendi. Yeşaya 53'e 4. Mehdi de, Moşiyah da Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi diyor, onlara sevinçle sabredeceğim. Tevrat'ta. Maşallah. Bak çok mesela acayip. Bak diyor ki Mehdi konuşuyor Tevrat'ta. Bütün buyrukların güvenilirdir ya Rabbi diyor. Haksız yere bana zulmediyorlar. Bak Tevrat'ta Mehdi'nin Allah'a duası. Yardım et bana ya Rabbi diyor. Neredeyse beni sileceklerdi, beni yeryüzünden. Ama ben senin kanunlarından asla ayrılmadım diyor. Mezmurlar 119, 86, 87. Bak yine Mehdi'nin duası mezmurlarda. Kurtar beni ya Rabbi diyor. Kurtar beni ya Rabbi diyor. Çünkü seninim, sana aitim. Senin kurallarına, şeriatına yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken, münafıklar ve küfür, ben senin öğütlerini inceliyorum. Nerede? Mezmurlar 119, 90, 95. Ya Rabbi bütün buyrukların güvenilirdir. Haksız yere bana zulmediyorlar diyor. Yardım et bana diyor. Neredeyse beni sileceklerdi beni yeryüzünden. Ama ben senin şeriatından ayrılmadım diyor. Mezmurlar 119, 86, 87 demin okuduğum yer. Ya Rab esirgeme seveceğini benden diyor bak Mehdi. Sevgin, sadakatin hep korusun beni. Sayısız belalar çevremi sardı. Önümü göremiyorum diyor. Başımdaki saçlardan daha çoklar ahir zaman olduğu için. Evet. Bu çok uzundur herhalde. Ne olur ya Rab kurtar beni, yardımıma koş. Rab utansın canımı almaya çalışanlar diyor. Suikast yapılacağına işaret ediyor Tevrat. Yüzleri kızarsın, geri dönsün. Zararımı isteyenler rezil olsunlar. Yani onlar rezil rüsvayet aşağıda ya Rabbi diyor. Ki bu Allah'ın duası zaten oluyor bu. Tevrat'ta geçtiği için Allah rezil ediyor. Bana oh olsun diyenler diyor, dehşete düşsün diyor. İnşallah. Utançlarından sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler. Rab yücedir desin, hep senin kurtarışını özleyenlerdi bak. Rab yücedir desin, senin hep senin kurtarışını özleyenler. Tevrat'ta bu çok fazla geçiyor. Yani bir bölüm daha var, onu görememişler. Ben onu onlara sonra göstereceğim. Uzunca yine Mehdi'nin, Moşiyah'ın belalarla karşılaşmasıyla ilgili bölüm. Allah ben istedim diyor. Yani ben istiyorum diyor. Böyle olmasını diyor. Açıklıyor onu. Tevrat var yukarıda değil mi? Evet. Ama şimdi zor olur ne bulmam. İşte zor olur bulmam. Bak insanlarca hor görüldü Mehdi diyor. Yapayalnız bırakıldı. Diyor. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. Yeşaya 53'e 3. Yine Mezmurlar 22'ye 6, 8. İnsanlar beni küçümsüyor diyor. Moşiyah Mehdi. Halk hor görüyor. Halk, insanlar hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor. Gülüp baş sallayarak diyorlar ki sırtını Rabbe dayadı. Kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor yardım etsin. Mezmurlar 22, 6, 8. Mesih Mehdi için şöyle yazılmıştır. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu. Bak bilgelik ve anlayış ruhu. Öğüt ve güç ruhu. Bak öğüt vermesi ve güç ruhu, bilgi ve Allah korkusu ruhu,
Mehdi'nin üzerinde olacak. Bu onun Allah'ın Hazreti Mehdi'ye salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir diyor. Bak cendere gibi diyor. İnşallah. Çok fazla Mehdi'nin böyle Allah'a duaları şeyde, Tevrat'ta. Onları ayrı bir bölüm olarak alabiliriz. Ama sen ya Rab, ey gücüm benim, yardıma koş, yardımıma koş, canımı kılıçtan, biricik hayatımı köpeklerin pençesinden kurtar diyor. Maşallah. Bak Allah diyor ki Mehdi'ye, korkma çünkü ben senin neyim? Yılma çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. İnşallah. Rezil rüsva edeceğim diyor Allah. İnşallah. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Yok edeceğim diyor münafıkları diyor Allah. Bak seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak. Yani keşke hiç olsaydım diyecekler diyor. Bak daha beter olacaklar diyor. Yeşaya 41'e 10-12.